Korumalar yanından ayrılmıyor. Berivan Aslan haftalarca evden çıkmaya pek cesaret edemedi. Şimdi tipik bir Viyana kafesinde dışarıda olmanın tadını çıkarıyor. Türkiye'den gelen bir talimatla Yeşiller Partili politikacıya yönelik bir saldırı planlandığı iddia ediliyor. In der Türkei haben sie alle Kritiker und Kritikerinnen schon fast eingeschüchtert, mundtot gemacht, indem man sie suspendiert hat, eingesperrt hat, etc. Und die einzigen, die halt so ein Dorn im Auge sind, sind die Kritikerinnen und Kritiker in Europa. Türk gizli servisi MIT'in bu kişilere yönelik suikast emri verdiği iddia ediliyor. En azından MIT için çalıştığı iddia edilen bir kişinin Avusturya polisi tarafından yapılan sorgulamada öne sürdüğü şey bu. Sorgulanan kişi U adlı birinden bahsediyor. Sanırım amaç sadece kaos yaratmak. U ayrıca bana ölmesinin ya da sadece yaralanmasının önemli olmadığını söyledi. Önemli olan politikacının mesajı almasıydı. Berivan Aslan, Ekim ayı ortasından beri Viyana Şehir Parlamentosu üyesi. Kürt kökenlerine sahip Aslan, uzun yıllardır Türkiye'deki insan hakları için de mücadele ediyor. Bu nedenle daha önce pek çok tehdit almış. İddia edilen suikast emri, güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. Uzmanlar, hükümetin Türk gizli servisine karşı harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Also wenn hier versucht wird, in die Communities hineinzugehen, hier Unruhe zu sehen und auch das politische System zu destabilisieren, dann ist da eindeutig eine rote Linie überschritten. Und deshalb ist es auch zu verstehen, dass die Politik jetzt verstärkt versucht, hier aufzuzeigen, bis hierhin und nicht weiter. İddialarla ilgili olarak Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ile görüşmek istiyoruz. Ancak röportaj yapamıyoruz. Bunun yerine iddiaların doğru olmadığı yazılı olarak bildiriliyor. Bununla birlikte Avusturya hükümeti, Türk gizli servisinin kasıtlı olarak örneğin yurt dışındaki milliyetçi Türklerle Kürtler arasında gerilimi körüklediğine dair emareler gördüğünü bildiriyor. Bu yılın Haziran ayında sağcı Türk gençleri Viyana'da bir Kürt kültür merkezine saldırdı. Kürt Mamo Mirzani o akşam saldırganların girişi ateşe verdiği sırada onlarca kişiyle birlikte binadaydı. Die hat schon gelodert. Die Kabel wurden ausgetauscht, also die Kabel wurden sind auch verbrannt. Vereinsmitglieder und Gäste, die oben im Verein waren, bemerkt, dass es hier brennt und sind dann runter, haben das Feuer gelöscht. Und dadurch konnte eben ein Schlimmeres verhindert werden, weil wenn das Stiegenhaus hier brennt, ist das auch der Fluchtweg hier raus und dann hätte eigentlich schon wirklich Schlimmes passieren können, ja. Avusturya tek örnek değil. Alman siyaset bilimci Burak Çopur, bazı Türklerin kasıtlı olarak Ankara tarafından Avrupa'ya sızdırıldığına karşı uyarılarda bulunuyor. O zamandan beri o da kendi güvenliğinden endişe ediyor. Birkaç hafta önce Türkiye'de yaşayan ailesi onu ürküten isimsiz bir telefon almış. Weil diese Person anscheinend Information über mich, über meine Familie, über meinen Vater wusste, die überhaupt nicht öffentlich waren und das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich diese Sache und diesen Anruf sehr ernst nahm und es auch als eine Drohung dann auch empfunden habe. Viyana Belediye binasındayız. Berivan Aslan burada bile sürekli koruma altında. Yolundan dönmek istemiyor. Ancak ölüm tehditleri onda izler bırakmış. Es ist auch sehr menschlich, dass man sich immer wieder dann denkt, warum tust du dir das an? Aber auf der anderen Seite denke ich, okay, alle heiklen Sachen in der Geschichte der Menschheit, die waren immer mit politischen Risiken verbunden. Es stimmt, ich zahle heute wahrscheinlich einen viel, viel höheren Preis im Gegensatz zu anderen Politikerinnen oder Politikern. Aber diesen Preis zahle ich für die Menschenwürde. Şimdilik korumasız tek bir adım bile atmıyor. Berivan Aslan'ın ifade özgürlüğü mücadelesi için ödemesi gereken bedel bu. Avrupa'nın ortasında.